Selamlar, biz gene Kekova'dayız. Fatih'i buraya bıraktık, fış fışı hazırladık, tatlım da hazırlandı. Ne yapacağız, plan ne canım bugün? Gökkaya, Korsan Koyu, Kaleköy, Tersane Koyu, buradaki bütün koyları, adaları şöyle gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Belki de yağmurlarla gideceğiz. Bak bulutları da göster. Bulutlar geliyor! Evet, bulutlar cidden sağlam geliyor. Bakalım neler yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Kekova 3 Ağız'dan çıktık. Bulutlu bir hava. Bir güneş açıyor, bir güneş gidiyor. Her yerde antik mezarlar. Şunlara baksana. Kayalarla aynı renk ve hiç belli olmuyorlar bile. Doğada hiçbir gün, hiçbir günün aynısı olmuyor şu dünyada. Öğlen çıktık. Sabah su çok güzeldi ama yine de güzel. Kaleköy'e yandan şekilde giriyoruz. Batık şehrin arasından Kekova, 3 Ağız, Kaleköy. Araba yolu yok buraya. Sadece teknelerle ve yürüyerek Likya yolundan patikadan gelebiliyorsun. Çok değişik, otantik, bakir kalmış, çok bilinmeyen bir yer. Tekne turları geliyor buraya daha çok. Kaş'tan, Kekova'dan, Batık şehir turları geliyor. Öğle yemeğini burada yediriyorlar. Efsane bir yer ya. Şu kalenin bir manzarası var. Efsane. Yani üç cephesi deniz üzerinde. Her yer yarımada, adalar, koylar, masmavi, hele gün batımı. Of, dondurmacılar var. Doğal keçi sütünden dondurma yapıyorlar. Dar, küçük taştan böyle merdivenli sokakları, begonviller. El işi, işte dantel, örgü, bilekli, halhal satan çocuklar, teyzeler. Bin yıllar öncesinden kalma Batıkşehirli bir sahillik ya kentinin mezarı. Tabii yine kırmışlar mezarı. Mezarın içi... İçinde de su var. Şu an mezardayız. Kayakla mezara, bir mezara girmemiştik. Mezara da giriyoruz galiba. Çok güzel bir yer burası ya. Öyle pansiyonlar falan var böyle, oda kahvaltı. Ve gelip kafa dinlemek için çiçekleri, kayaların üzerine kurulmuş böyle evler. Burada bir tane okul, küçücük değil mi? Evet, yukarıda bir tane cami var herhalde. Başka bir şey yok. Bütün işletmenin küçük küçük iskeleleri var. Likya restoran, Hassan Deniz. Ya inşallah burası böyle kalır ya. Böyle salaş ve doğal ve leş kalsın istiyorum. Fazla bakım bozuyor bence böyle yerleri. Ve kale. Bu kaleye de gene Likyalılar döneminde. Ama baksana şunlar hep antik ya. Bu kalede gene Likyalılar döneminden müze kartla giriş yapılıyor. Merdivenle en o bayrağın olduğu yere kadar çıkabiliyorsun. Ve Kaleköy'ü geçtik, devam ediyoruz. Evet, bu sağımızdaki şu uzun Kekova Adası. Ve burada kocaman pandak gibi bulutlar. Orada bir aksiyon var, az önce bir gök gürüldedi. Bakalım ne olacak? Hani de şıpır şıpır bir yağmur attı. Hafif rüzgarlı ama keyifli. Kekova Adası'nın burnunu geçtik. Solumuzda bir ada var. Karşı tarafta görünen 3 tane savaş gemisi hali hazırda bekliyor. 3 tane, evet. Dün buraya yukarıdan hangi köyden görmüştük? Kapaklı. Kapaklı köyünden aşağıya bakmıştık. Bu gemiler dün de buradaydı. Bak, Korsan Mağarası. Ha, geldik. Tekne var. Yarım kat mağarası o. Bu mağaranın adı Selik'te Kavuşamayanlar Mağarası olsun bence. Ya tam tekne var, tekne. Çekil oradan, kalbi göremiyoruz. Ve bulutlar gitgide sarıyor. Şıp 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 yağmur düşmeye başladı. Evet, Kalp Mağarası'na çok çalkantılı bir denizde geldik. Tam tekne çıktı, biz yaklaştık. Çok güzel görünüyor. İçine mi gireceğiz? Çok acayip. Hayır, burası yarasa dolu muhtemelen. Yarasa sesleri geliyor. Evet, Korsan Mağarası'na geldik. Anlat canım. Kalp. Kalbin yarısı. Kalbin yarısında şu anda yüzme molası verdik. Dinlenme molası. İçerisi gerçekten çok iyi. Harbiden Korsan Mağarası tadında. Mağaranın içi gayet keyifli, güzel. Bütün tekneler. Bam! Tekne geldi. Korsanlar geldi. Ve tekneler bu şekilde geliyor içeriye. Mağaranın içerisine böyle tekneler giriyor. İnsanlar görebiliyor içeriye. İçerisi gerçekten çok çok.
yağmur yağıyor. Güneş açtı. Çok değişik bir şey oldu. Dursana bir şu yağmur damlalarını göstereyim. Gök gürlüyor. Poseidon buradayım diyor. Çok güzel. Ve kaptanımız yine kürek çekiyor maşallah. Kaç kaç maşallah, aslan parçası. Anam. 9 beygir. Oho, arkanda acayip bir bulut var. Kocaman bulutlar. Pamuk gibi bulutlar. Ya çok değişik, çok böyle efsane bir ambiyans var ya. Hem hava çok dingin, durgun, hem böyle bulutlar kara kara kaplı. Fırtına önce sessizlik gibi. Evet, dönüşe geçtik. Kaleköy'den önceki koy, Kaleköy'ün devamı gibi aslında. Böyle küçük sandalları bırakıp gitmişler. Sanırım Hamidiye burası. Hamidiye gemisi, Rayforbay ve Kekova'dır. Çok değişik kafalarda yapılmış, acayip güzel bir yer. Yol yok, sadece tekneyle geliyorsun. Kekova'ya çok yakınsın. Üçoğaz'a çok yakınsın. Tekneyle yaklaşık 10 dakika. Ama dehşet bir manzara ve sol tarafta kendi bağını da yapmış aynı zamanda. Şu kayaların arasında bak, sera gibi masası var. Evet. Ve yeni... Pardon. Neyse, GoPro sponsorumuz olmadığı için tutamaç sponsorumuz böyle dönüp duruyor. Rüzgar ve hava durumu bizim ruh halimiz gibi. Bir esiyor, bir duruyor, bir güneş açıyor, bir bulutlar geliyor, bir yağmur yağıyor, bir böyle duruyor filan. Değişik. Nerede? Üçüz. Kekova. Daha gelmedik. Ha, yavaş yavaş. Hatta Antalya, Kaş, Üçüz, Kekova, Kaleköy. Nasıl görünüyorum? Yumurta kafalı değil mi? Olsun. Esti biraz daha, az önce mola verdik. Islak olanı çıkardım, kuru olanı giydim. Bir de kapşonum. Aa, sıcacık oldu. Bugün ne yiyeceğiz ya? Bugün ne yiyeceğiz ya? Ne yiyeceğiz? Şakşuka. Patates. Şakşukayı basalım bence. Domates sosumuz da var. Çok güzel de var ya. Kaç kere yağdı durdu, bir şeyler oldu. Güneş açtı. Ay, güneş gördüm yok. Kaz ayakları çıkacak. Ah, kıyamam bebeğim. Şöyle durayım, güleyim de yüzüm pürüzsüz çıkıyor. Bunları paylaşma yolları. Oldu. La 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 la. Fış fış kaygıcı. Kayıkçı, benim kayıkçım burada. Ben buradayım. Evet. Güne bitirdik. Acayip keyifli bir yolculuktu. Bu korsan mağarasına gittik. Kaya. Ve yaklaşık 13 kilometrelik bir yol yaptık. Şu anda da evimize, Fıtı'ya geldik. Sonra da bizi bekliyor. Şimdi çok güzel bir yemek bizi bekliyor. Yemeği hak ettik. Gerçi beklemiyor, oturup pişireceğiz, ayrı konu da. Ama Fıtı da buradan güzel gözüküyor yani.